Sevgili arkadaşlar, iyi akşamlar, merhabalar. Evet, yine dolar, TL ve piyasalar üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Ancak analize başlamadan önce hemen küçük bir hususa değinmek istiyorum. Dünkü analizimde birkaç ahlak ve terbiye fukarası insana yönelik olarak söylemiş olduğum bazı sözlerim sonrasında benim çok kızgın ve sinirli olduğum düşüncesiyle sanki artık analiz yapmayacağım şeklinde bir düşünce oluşmuş. Birkaç gelen yorumdan böyle bir izlenim edindim. Sevgili arkadaşlar, böyle bir şey kesinlikle mümkün olamaz. Ben 3-5 tane soysuzun lafıyla sözüyle hareket edecek veya onların bu tür davranışlarından yılacak bir insan değilim. Onlara daha inatla yorum yapacağımdan emin olabilirler. Zira bugün sabah saatlerinde de zaten gerek emniyetin bilişim suçlar bürosuna gerekse adli makamların bilişim suçlar savcılığına 5-6 kişinin isimlerini bildirmek kaydıyla konuyu yargıya intikal ettirdim. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi dolar TL'ye bakıyoruz. Dolar TL'deki tablomuz şu an itibariyle 5.28-24 seviyelerine geri çekilmiş durumda. 5.30 seviyesinin dün en son vermiş olduğum analizimde 5.30-5.32 bölgesinin bir destek hattı olduğunu, bu destek hattının güçlü bir destek hattı olduğunu ve şahsi düşünce ve kanaatim itibariyle de bu desteğin kırılmasını beklemediğimi veya kırılma ihtimalinin çok zayıf olduğunu ifade etmiştim. Öncelikle arkadaşlar bir kez daha bir hatırlatmada bulunma ihtiyacını hissediyorum. Hala destek ve direnç kavramlarının ne anlama geldiğini tam olarak bilmeyen ve maalesef ki bunu araştırma gereğini dahi hissetmeyen bazı arkadaşlarımız bulunmakta. Değerli arkadaşlar, bir destek veya direncin kırıldığından, aşıldığından söz edebilmek için anlık bir şekilde o direncin üstüne çıkılması, anlık bir şekilde o desteğin aşağısına kayılması, sarkılması bu destek veya direncin kırıldığı anlamına gelmez. Teknik analiz ilmi şunu net bir şekilde bir kural olarak vurgulamıştır. Bir desteğin kırıldığından söz edebilmek için minimum o desteğin aşağısında iki kapanış olmalı. Bir direncin aşıldığından bahsedebilmek için de o direncin üzerinde minimum iki kapanış olmalı. Biz 5.54 direncini niçin aşamadık? Üzerinde iki defa kapanış yapamadığımız için. 5.50 direncini niçin aşamadık? Üzerinde iki defa kapanış yapamadığımız için. Şu anda 5.30 desteğinin aşağısında bulunuyoruz. 5.35-5.28'ler seviyesindeyiz. Ancak muhtemeldir ki bugün 5.30 desteğinin altında bir kapanış yaşanacaktır. Eğer son 2-2,5 saatlik süre içerisinde ekstra bir değişiklik söz konusu olmazsa ancak buna birinci kapanış diyeceğiz. Eğer yarın da 5.30 desteğinin aşağısında bir kapanış yaşanırsa işte bu zaman veya kapanış yaşama ihtimali gün içerisinde çok güçlü bir olasılık haline gelirse bu durumda 5.30 desteğinin kırıldığından söz edebiliriz. Ama şu an için teknik literatür adına net ve kesin bir şekilde 5.30 desteği kırılmıştır şeklinde bir tespitte bulunmamız doğru değildir. Şimdi arkadaşlar bugün dolar TL'nin 5.30 desteğini çok ısrarlı bir şekilde sorguladığını, 5.30'un çok yakınlarına geldiğini, hatta öğleden sonra bir ara 5.29-90 seviyesini gördükten sonra tekrar 5.31-50'lere doğru bir atak yaşadığını ve bir anlamda bu desteği çok ciddi ve kararlı bir şekilde sorguladığımıza tanık olduk. Bu kararlı ve ciddi sorgulama hangi saatlerde başladı? Sabah saat 11 civarlarında başladı. Yani Londra piyasalarında traderların ve büyük fon yöneticilerinin bilgisayarlarının başına oturdukları saatte başladı. Yine bu saatlerde arkadaşlar ne tür haberler gelmeye başladı? Evvela dolar TL'yi bugün etkileyen 3-4 ayrı rüzgar vardı. Farklı farklı bölgelerden gelen rüzgarlar vardı. Davos'tan gelen rüzgarlar, efendim Rusya'dan gelen rüzgarlar ve İç piyasadan esen rüzgarlar vardı. Neydi arkadaşlar Davos'tan gelen rüzgar? Bakan Sayın Albayrak Davos'ta, hani Davos toplantılarını Van Münit söyleminden çok net hatırlayacaksınız. Bu toplantıda Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak sıkı duruşun devam ettiğini, mali disiplin politikalarından asla ve asla taviz verilmediğini ve özellikle altını çizdiği bir nokta olarak son dönemlerde ekonomiyi canlandırmak, durgunluk, resesyon vesaire vesaire gibi ekonominin aleyhine gelişebilecek olan oluşumların önüne geçebilmek ve reel ekonomiye bir can verebilmek adına alınan tedbirlerin, açıklanan paketlerin tamamıyla ve tamamıyla mali disiplin çerçevesi içerisinde gerçekleştiğini, bunların asla bu disiplin politikasından bir taviz vermek anlamına gelmediğini, oradaki yabancı meslektaşlarına, mevkidaşlarına
bir şekilde izah etmeye çalıştım. Zannediyoruz ki bu açıklamalar olumlu bir hava yarattı. Hatta Sayın Albayrak şu ifadeyi de kullandı. Dedi ki biz enflasyonun %15'e kadar indirebileceğimizi düşünüyoruz ve büyüme oranlarımız da oldukça çok düşük, çok vahim seviyelerde gelmeyecektir dedi. Esas önemli ifadesi ise arkadaşlar Merkez Bankası'ndan bağımsız çalıştıklarını, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu ve hatta 6 Mart tarihindeki Merkez Bankası faiz toplantısında Merkez Bankası'nın faizler konusunda nasıl bir karar vereceğini dahi bilmediğini vurguladı. Tabii ki bu açıklamalar bir anlamda kulağa hoş gelen söylemlerdir ve şunu arkadaşlar çok net bilmekte yarar bulunuyor ki piyasalar belli söylemleri bahane olarak kabul ederler ve bu bahanenin üzerine bir süre giderler. Ana politikaları farklı olabilir, ana düşünceleri farklı olabilir ama o an o rüzgarı arkalarına almak kaydıyla o haberi veya o oluşumu bir şekilde değerlendirebilirler. Bakınız Merkez Bankası Ocak 16 tarihinde yapmış olduğu toplantısında kesinlikle ve kesinlikle bir faiz indirimi yapmayacağına dair bir söylemde bulundu ve bu şekilde oluşan faiz indirimi gelir mi şeklindeki Mart ayındaki veya seçimlerden önce bir faiz indirimi gelir mi şeklindeki beklentileri törpülemiş oldu. Bunu yabancılar da çok iyi biliyor. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki Merkez Bankası mutlaka ve mutlaka bir faiz indirimi yapacaktır. Ama şu an için o faiz indirimi yapma beklentisini bir köşeye bırakmak kaydıyla faiz indiriminin yapılmamış olması durumunu bir bahane, bir sebep, bir neden olarak kullandı ve 5.45-5.42 bölgesine kadar yaşanan geri çekilme sonrasında dış dünyadan da kaynaklanan bir takım olumlu iyimser havalarında etkisiyle dolar TL'nin 5.30'lara kadar geri çekildiğini görmekteyiz. Arkadaşlar, ikinci bir neden olarak Merkez Bankası 16 Ocak tarihinde yapmış olduğu toplantısının hemen toplantısı sonrasındaki tutanaklar bugün açıklandı ve bu açıklanan tutanaklarda da yine benzer şekilde sıkı duruşun devam edeceği ve bir anlamda faiz indirimleri konusunda acele edilmeyeceği mealinden bir takım ifadeler de bulunuldu. Ve tabii ki arkadaşlar faizlerde tahvil faizlerinde bir geri çekilmenin olması ve bu faizlerdeki geri çekilmeye bağlı olarak yabancının tahvil satışları ve bu satışlar sonrasında yabancının eline geçen TL'nin şu an için dolara değil de 100 bin direncini aşma eğilimini gösteren ve hatta bu konuda da oldukça niyetli olduğu gözlenen borsaya yönelik bir ilginin olması nedeniyle şu anda yabancı kaynaklı sıcak para bir şekilde doları değil borsayı hedef seçmiş durumda. Tabii ki borsanın ne kadar nefesi olabileceğini ve bu konuyla ilgili olarak detaylı analizleri birkaç video geriden 100 bin direnci aşılır mı, aşılırsa ne olur başlığı altında sizlere anlatmıştım. Twitter'da da sıklıkla bu hususta gelen sorularınıza yanıtlar vermekteyim zaten. Evet değerli arkadaşlar, şu an dolar TL üzerinde olumlu bir hava esmekte ve 5.30 desteğinin aşağısına gelmiş bulunmaktayız. Ancak ve ancak çok net ve kesin bir ifadeyle ben 5.30 desteğinin hala güçlü bir destek olduğunu düşünüyorum. Aşağısına yönelik birkaç kuruşluk sarkmalar söz konusu olsa bile ben bu destek seviyesinin asla ve asla gözden kaçırılmayacağını, önümüzdeki kısa süreç için bu destek seviyesinin önemini sürekli bir şekilde ortaya çıkarabileceğini, hatta kısa süre ifadesini yanlış bir kelime olarak kullandım, önümüzdeki uzun orta uzun vade için dahi 5.30 seviyesi çok net ve çok önemli bir destek olarak sürekli destek konumuyla, bakınız destek konumuyla karşımıza çıkacağını düşünmekteyim. Zira içinde bulunmuş olduğumuz ekonomik koşullarda net bir değişim oldu mu? Hayır, olmadı. Seçimlere yönelik olarak her ne kadar mali disiplinden taviz verilmediği şeklinde bir takım söylemlerde bulunuluyor ise de söylemlerle değil ekonomi rakamlarla konuşur. Gelecek olan rakamlar, gelecek olan veriler neyi gösterecektir? İşsizlik oranından tutun da büyüme oranına kadar, şuna kadar, buna kadar. Ve çok net bir şekilde arkadaşlar şunu değerlendirmenizi almanızı rica ediyorum. Madem ki ve madem ki ekonomi bu kadar iyiye gidiyor, madem ki ve madem ki alınan tedbirler şunlar bunlar bu kadar etkili bir şekilde ekonomi üzerinde destek fonksiyonunu arz etmeye başladı. Neden hiçbir üründe bir tek kuruş dahi indirim göremiyoruz? Niçin herhangi bir doların yükselişine sebep gösterilme kaydıyla yapılan onlarca zamdan niçin bir tek tanesi dahi geri alınmadı? Yani bunları tamamıyla sizlerin takdirinize bırakıyorum. Benim ana felsefem şudur arkadaşlar.
Ekonomik durumda bir düzelme olmadıkça Türkiye'nin kırılgan yapısı, TL'nin kırılgan yapısı devam edecektir. Şu an için tablo bir takım haberlerin etkisiyle olumlu bir rüzgar esiyor olabilir ama net bir şekilde şu düşüncem devam ediyor arkadaşlar. 2019 yılı itibariyle seçimlere kadar da seçimlerden sonra da dolar TL'deki kademeli yükseliş eğiliminin devam edeceğini ve 5 seviyesinin aşağısının ise hiçbir şekilde görülmeyeceğine yönelik kanaatim son derece güçlüdür. Tekrar tekrar belirtmek istiyorum ki bu düşüncelerim asla bir yatırım danışmanlığı olarak algılanmamalı. Sadece ve sadece benim şahsi görüş ve kanaatlerimdir. Sizler katılabilirsiniz veya katılmazsınız. Eğer ki ekonomik koşulların ve dünyadaki jeopolitik ve küresel şartların bundan böyle iyiye gideceğini ve bu sebebe dayalı olarak da TL'nin değer kazanacağına yönelik bir inancınız var ise hiç dolar TL ne olur ne olmaz şeklinde sorular içerisinde kafanızı yormayınız. Paranızı faize yatırınız veyahut da daha iyi bildiğiniz bir yatırım aracına yatırınız ve deyiniz ki bir sene beklersem üzerine %20 gelir, iki sene beklersem üzerine %20 daha gelmiş olur, ortalama %40. Eğer 7 TL'den bile dolar maliyetiniz varsa arkadaşlar en kötü şartlar altında 1,5 sene sonra paranızı eski halinize getirebilirsiniz. Bu riskten de kurtulmuş olursunuz. Ama tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Kararı verirken bütün koşulları dikkate alarak aklınızla ve mantığınızla sorguladıktan sonra bir sonuca varmanız gerekiyor. Yatırım demek bugün alıp yarın satmak demek değildir. Bugün aldığınız atıyorum 80.000 TL'lik bir aracı yarın piyasaya çıkardığınız zaman veya sıfır bir araç aldığınız zaman bile kontağı çevirdiğiniz anda en az 10.000 TL zarar ettiğinizi biliyorsunuz. Veya bugün 300.000 TL'ye aldığınız bir evi yarın satışa çıkarmak istediğiniz zaman derhal aynı fiyata satamayacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Yatırım bu demektir. Eğer bu amacın dışında bir mantıkla piyasa içerisinde bulunuyorsanız siz tradersınız demektir. Eğer tradersanız siz belli bir sistem, belli bir disiplin içerisinde hareket etmek zorundasınız. Bu disiplin içinde gözünüzü asla ekrandan ayırmamanız, nerede stop loss yapmanız gerektiğini bilmeniz, bütün destek ve dirençleri hatta saatlik 15 dakikalık periyotlardaki destek ve dirençleri dahi bilmeniz gerekmekte. Şimdi arkadaşlar, evet dolar TL için genel görüşümün aynen devam ettiğini, hiçbir şekilde bir görüş farklılığımın söz konusu olmadığını bir kez daha vurguladım. Dün itibariyle arkadaşlar dolar TL'ye dair pivot seviyelerimizi sizlere aktarırken, evet, 5.33.92, 5.34 seviyesinin pivot seviyemiz olduğunu bugüne dair, dün gece aktardığım ve bugüne dair geçerli olmak kaydıyla pivot seviyelerimizin, pivot noktamızın 5.34 olduğunu, bu seviyenin aşağısında kalındıkça 5.31, eğer bu seviyede kırılacak olursa 5.28'ler seviyesine kadar bir geri çekilmenin olabileceğini ifade etmiştim. Nitekim bugün bu geri çekilmeyi yaşamış bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar, yarın için pivot bilgilerimiz bizim hangi seviyelere dikkat etmemizi ön plana çıkarmakta. Eğer ki bu seviyelerden bir kapanış olursa, ki muhtemelen bu civarlarda bir kapanış olacağı benziyor. Ben 24'ten sonra, gece 24'ten sonra mutlaka kapanış değerlerine bağlı olarak pivot değerlerini aktaracağım sizlere. Şu anki kapanış verilerini dikkate alacak olursak yarına dair 5.30 seviyesinin zaten burası bir önemlidir desteğimizde bir pivot noktası olarak karşımıza çıktığını, şayet 5.30 seviyesi aşağısında yarın da özellikle ve özellikle saat 11'de Londra piyasaları açıldıktan sonra 5.30 seviyesinin aşağısında kalan bir eğilim içerisinde olur isek bu durumda teknik ihtimal olarak söylüyorum, tekrar altını çiziyorum, teknik olasılık olarak 5.25'lere kadar bir geri çekilme ihtimali var görünüyor. Eğer ki 5.25 seviyesinin de kırılması ve bu seviyenin bir direnç olarak algılanması gibi bir oluşum söz konusu olur ise bu durumda şurada görmekte olduğunuz üzere 5.22'ye kadar devam edebilecek bir geri çekilme ihtimal dahilinde, teknik ihtimal dahilinde görülmekte imiş. Şimdi arkadaşlar, bugün özellikle dolar TL'nin 5.30 aşağısına gelmesini müteakip olarak yine 5 aşağısına gelecek mi, 5 desteği kırılacak mı, şu olacak mı, bu olacak mı gibi bir takım sorular kafanızda yoğunlaşmaya başladı. Ve bu soruların yoğunlaşmasına sebep olarak ise yine bazı
insanların bu konudaki afaki yorumları. Düne kadar 5.40'lar, 5.45'ler civarında olunduğu tarihlerde hiçbir şekilde sesini çıkarmayan insanların yeniden sahne almaya başladıklarına tanık oluyorsunuz. Arkadaşlar, piyasalarda asla ve asla olmaz diye bir şey yok. Fakat neden olsun sorusunu kendinize sormanız lazım. Dolar TL'nin 5 aşağısına gelmesini gerektirecek sebepleri görebiliyorsanız eğer, bu hususta sizlere açıklanan nedenleri ve gerekçeleri makul ve mantıklı buluyorsanız bu yönde karar vermeniz gerekiyor. Ama yok, piyasa koşulları, dünya koşulları ve jeopolitik koşullar şu an için dolar TL'nin güçlenmesi, TL'nin değer kazanmasını gerektirebilecek bir neden göremiyorsanız, aynen benim gibi göremiyorsanız, bu durumda dolar TL'nin önümüzdeki süreç içerisinde kademe 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 bir yükseliş eğilimi içerisinde olacağı yönünde bir düşünceye öncelik vermeniz gerekiyor. Ne zaman ki piyasa koşulları değişir, ne zaman ki ekonomik koşullarımız iyileşmeye başlar, ne zaman ki artık gelen ekonomik veriler ekonomimizin büyüdüğüne, sorunlarımızın azaldığına, borçlarımızın azaldığına dair bir takım güçlü sinyaller üretir ise, İşte o zaman yabancının da yerlinin de herkesin de TL'ye yönelik bakış açısı çok daha farklı olacaktır. Anahtar deliğinden bakacak olursak çok kısıtlı bir alanı görebiliriz. 3-5 gün sonrayı görebiliriz. Ama ne kadar geniş bir pencereden bakarsak o kadar çok faktörü görmüş oluruz. Anı düşünmek veya anlık iniş veya çıkışları bir heyecan vesilesi olarak kabul edip de o yönde karar verip, o yönde pozisyon almak bizleri 2 gün sonra ciddi üzüntülere mahrum bırakabilecektir. Sevgili arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak genel görüş ve kanaatim bundan ibarettir. 5.30 desteğinin aşağısındayız. Yarın içinde 5.30'un aşağısında bir kapanış söz konusu olur ise bu desteğin kırıldığını teknik olarak söyleyebileceğiz. Bu durumda 5.25 ve 5.22 seviyeleri teknik olarak takip edilebilecek seviyeler konumuna gelecektir. Yine şahsi bir düşüncem olarak ben geçtiğimiz yakın tarihte görmüş olduğumuz 5.13 dip noktamız vardı. Bu dip noktasına kadar ulaşılmaksızın olası bir geri çekilmenin devamı halinde. Bakınız, olası bir geri çekilmenin devamı halinde. Bu geri çekilme 3-5 gün boyunca devam edecek olur ise bu durumda en fazla 5.22'ye kadar bir geri çekilme olasılığının olabileceğini düşünürüm. Ancak benim ana beklentim çok kısa bir süre içerisinde, belki yarın, belki diğer gün, bir iki gün içerisinde 5.25'in aşağısına gelinmeden, şu anda 5.27, 5.28'ler civarındayız, gelinmeden tekrardan hızlı bir şekilde 5.30 desteğinin üzerine çıkılacağı ve 5.30 desteğinin net bir şekilde etkisini hissettirmeye devam edeceği yönündedir. Evet sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası ne yapıyor, ne diyor sorumuzun cevabı olarak da bu hafta içerisinde arkadaşlar Merkez Bankası Ocak ve de Şubat vadelerde hiçbir işlem yapmadı. Zira işlem yapmasını gerektirecek bir durumda yok zaten. Dolar TL oldukça ılımlı bir seviyede. Ama dünkü analizimde de, önceki analizimde de sizlere vurguladığım bir başka husus vardı. Merkez Bankası Ocak ve Şubat'ta işlem yapmıyor. Fakat Nisan vadede şok işlemler yapmaya devam ediyor demiştim. Nitekim arkadaşlar, bugün de Merkez Bankası Nisan vade için şok işlem yaptı. Ve yapmış olduğu pozisyon miktarı 7.365 adet Nisan vade için pozisyon açmış durumda. Nisan vadede Merkez Bankası'nın diğer vadelerde pozisyon açmamasına rağmen Nisan vadede pozisyon açmaya devam ediyor olması, şahsi düşüncem itibariyle seçimlerden hemen sonraya denk gelen bir ay olduğu için Nisan ayı bir ihtimaldir. Dolardaki spekülatif hareketleri engelleyebilmek, tabii ki bu spekülatif hareket yukarı yönlü bir hareketi baskılayabilmek adına elini güçlendirebilmek, pozisyon gücünü artırabilmek bakımından diğer vadeleri şu an için çok fazla önemsemiyor ama Nisan vadede işi sıkı tutmaya çalışıyor şeklinde bir görünüm var. Başka türlü izah edemiyorum bunu. Ocak ve Şubat'ta özellikle son 5.30'lara yakın bir seyir içerisinde olan dolar TL görünümünde yukarı yönlü bir atak olasılığının az olduğu şu günlerde bu vadeleri es geçip de Nisan vadeye ağırlık vermiş olmasını farklı bir şekilde tanımlamak pek mümkün görünmemekte. Tabii ki başka başka sebepleri de olabilir ama ben şu anda bu sebebi ön planda tutmaktayım. Sevgili arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum, saygılarım ve sevgilerimle. Tabii ki yarın da yine öğleden sonra
gerek dolar TL gerekse diğer önemli enstrümanlar hakkında sizlere saatlik olsun 2 saatlik olsun kritik an ve dakikalarda çeşitli ekstra bilgiler aktarmaya devam edeceğim. Twitter adresim bildiğiniz üzere @halukcanberk'tir. Şimdilik hoşça kalınız diyorum, saygılarımla.